taksi durağı burası. Taksimin rengi buğday sarısı, çiçek taksi durağı burası. Taksimin rengi buğday sarısı, çiçek taksi durağı burası. Ya bir dakika ya. Tüme. Oğlum hayret bir şey, bir dakika ya. Dur bir dakika abi, Tüme. Ramazan abi. Hı. Şunlara bak abi ya. Meraklı tazeler. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Hiç ağam ya. Şimdi Celal ağam kargalar kahvaltısını etmeden gelip şu kitabın başına oturdu ya. Ne okuyor diye merak ettik ağam ya. Hiç de bir şey yazmıyor. Ah, sahnenin edebiyatsallaştırılması. Sayın eleştirmen Abuzer Bey, anlayabildiniz mi bari? Vallahi bir şey anlayamadık be abi ya. Oğlum bir dakika ya. Allah Allah ya. Ya ben gıcık olurum bir şey okurken böyle tepeme dikilmelerine ya. Oğlum işiniz yok mu sizin ya? Ver ağam ya. Olma mı ya? Ferizlik. Aman aman, çok komik ha, çok komik. Abi şuna bir bakayım. Oğlum bir dakika ya, bir dakika ya. Cevat Babam'ın kitabı bu ya. Ucuna bir şey olsa vallahi beni mahveder ha. Oğlum sen de ne diye emanet kitap alıyorsun? Hem de Cevat Babandan. Nasıl pimpirikli olduğunu biliyorsun. Ya abicim ben istemedim, kendi verdi ya. İyi bir oyuncu bu kitabı okumalıymış. Akşam sınav var, sınav. Yani Celal'cim, Cevat Baban da kusura bakmasın yani. Dün bir, bugün iki ya. Bilir kişi oldu başımıza vallahi. Ha vallahi ağam ya. İki kere yaptı ya dördüncü Ramses. Kendini oyuncu zannedi. Kel başa şimşir sana. Oğlum bırak kitabımı ya. Allah Allah ya. Bana bak. Hem ayıp oluyor ayıp. Sen benim Cevat Babam hakkında konuşamazsın, tamam mı? E sen konuşuyorsun ya abi. Kaç kere arkasından atarken duydum ben ya. Yalan yok. Yok ya, şuna bak vurma sen ya. Sana mı ya? Allah Allah, siz konuşamazsınız oğlum. Kimse konuşamaz. Onlar benim ailem. Ne yapıyorsa benim iyiliğim için yapıyor ya. Alo çiçek taksi, buyurun. Evet efendim. Anlaşıldı, hemen gönderiyorum. Hadi Celal, Cevat Baba sokak. Beni de şaşırttınız. Kuşçu Baba sokak No. 17 oldu. Tamam abicim, gittim abi. Aman diyeyim, kitabı alalım abi. Oğlum bırak ya. Şuna bak ya. Oğlum hazine değerinde bu kitap ya. Üstüne giderseniz böyle de tokadı yersiniz. Kaybolur maybolur, neme lazım ya. Aman Celal'cim, sıkı sıkı sarıla, düşürür müşürürsün sonra. Bir de kitap zarar barar görmesin. Tamam ya, o da iyice ne hanım köle oldu yani ha. Şimdi Cevat Babası gelip gel burada horoz gibi öt dese öter, niye öttüm diye de sormaz ya. Şşt, bak hele Şamrel, acı var mı acı? Biraz sızlıyor, seninki? He, tatlı bir sızı. Sakın kıpırdama Manuş. Bu ne bu? Ben kendime kredi kartı aldım, tamam mı? Elini kolunu böyle oynatarak, burnunu böyle havalara kaldırarak ben kredi kartı aldım şeklinde kendini haklı çıkarmaya çalışma bir tanem. Demek kredi kartı aldın, öyle mi? He? Peki ben alsam ne olurdu biliyor musun? Dünyaları başıma yıkardım. Kıyamet kopardı. Farkındasın bunun da, değil mi? He? Teessüf ederim sana. Demek kredi kartı aldın. Ay yeter Ömer. Kredi kartı kullanmasını bilen insanlar içindir. Öyle mi? Demek ben kredi kartını kullanmasını bilmiyorum, öyle mi? Bilmiyorsun tabii. Kredi kartın olsa ertesi gün limiti aşarsın sen ya. Ya çok güzel. Sabah sabah beni ne kadar kırdığınızın farkında mısınız hanımefendi? Bakın size kanıtını göstereyim. Alın işte. Bu cüzdana bakar mısınız? Cüzdana, cüzdana. Ne bu? Bir erkek cüzdanı. Kimin cüzdanı? Ömer Şen'in cüzdanı. Doğru. Ben sefil herifin biriyim zaten. Sefil bir şekilde yaşamaya mecburum. Ben oldum belki. Manoş, ben de herkes gibi bir kredi kartım olmasını istiyorum ya. Ben sana kredi kartı almıştım zaten. Nasıl kredi kartı almıştım zaten? Manoş, bir tane onları verir misin? Bak. Hayır Ömer. Olmaz. Veremem. Bak bir şartla veririm. Bana söz verirsen. Gerekmedikçe kullanmazsan. Gerekmedikçe kullanmayacağım bir tanem, tamam. Söz ver. Söz. Yemini? Tamam, sevgimiz üzerine yemin ederim ki gerekmedikçe kullanmayacağım. Teşekkür ederim Sarı Sarduyam. İkimizin de kredi kartı var. Hadi vereyim, vereyim, vereyim. Geç kalıyoruz ay bunlarda. Tamam, tamam bir tane. Hadi yürü, yürü, yürü. Tamam. Bir dakika, bir dakika. Böyle gitmek olmaz. Ay hadi Ömer. Tamam kuşum, geliyorum. Tamam, burada olmasa da olur. Oh!
Ne kadar hızlı gittiğinizin farkında mısınız beyefendi? Neredeyse duramıyordunuz. Merak etmeyin. Ne kadar hızlı gidersem gideyim istediğim anda dur. Çünkü ben çok iyi araba kullanırım. Bu hatanızı düzeltmez. Ehliyet ruhsat lütfen. Buyurun. Sizin gibi güzel bir hanımın isteği benim için emirdir. Çok güzeldi. Bir trafik polisiyle konuştuğunuzu unutmayın isterseniz. Sözlerinizi ona göre seçin. Pekala Memra Hanım. Ayrıca hızlı bütün aşınız için de size ceza yazmak zorundayım. Bu hayatımın en güzel cezası olacak. Amirim şu ehliyeti bir kontrol edebilir misiniz? Ver bakalım. Al şunu. Çok güzelsiniz, çok. Beyefendi lütfen. Kusura bakmayın, beni çok etkilediniz. Kendime engel olamıyorum. Hayatımda hiç bu kadar güzel bir trafik polisi görmemiştim. Belki bu biraz engel olmanıza yardımcı olur ha? Ne var onda? Alt tarafı bir yüzük. Çıkarıp atarsınız, olur biter. İnsan bazen doğru adamla geç karşılaşabilir. Teşekkür ederim. Ben doğru adamla nişanlıyım. Ne oldu amirim? Ceza puanı dolmuş. Ben de ehliyetinizi el koymak zorundayım. Nasıl olur? Beni tanımadınız galiba. Ben iş adamı Arda Erdemoğlu. Olabilir. Ben de trafik polisi Nuray Yıldırım. Ehliyetinizi 3 ay sonra alırsınız. Arabanızı da parka çektiriyorum. Ehliyetli birisiyle geri alırsınız artık onda. Araba önemli değil. Kalbimi nasıl geri alacağım ben? İyi günler. İyi günler beyefendi. İyi günler. Bir daha görüşünceye kadar kalbime iyi bakın. Ne diyor ya? Kim bu adam? Ay ne bileyim ben, kendini beğenmiş şımarığın teki. Aa. Ne bu abi, ne oluyor? Nasılsın Erdal? İyiyim abi, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. Bomba gibiyim. Füze gibiyim. Çok güzel abi, çok sevindim. Abi Ramazan abi götürmek zorundayım. Öyleyse sana hayırlı yolculuklar. Öyle. İnanmıyorum. Koca panda ile minik manda oturmuşlar bir masada, garip garip şekillere bakmakta. Ne olduğunu ben de öğrenebilir miyim acaba? Ya beyaz eşyada kampanya varmış Ömer Bey. Onlara bakıyoruz. Ayşe yengene peynir bir bulaşık makinesi isteyip duruyordu da. İstiyor. Ha. Ama her şey istemekle olmuyor. Biraz da icraata geçmek lazım. En nihayetinde bunları bedava dağıtmıyorlar. Değil mi? İyi. Fiyat listesi var mıydı acaba? Var canım, var burada. İşte şunu. Nereden oğlum? Sabahtan beri niye hindi gibi kabarıyor bu, anlayabildin bir şey? Yok abi, anlamadım vallahi. Bak, ağam, bunların taksitleri şahane. Hem bunlar kredi kartına da taksit yapıyorlar. Tamam oğlum, benim kredi kartım yok ki. Ne? Kredi kartın yok mu? Aşk olsun pandacığım. Koskoca adamsın ve kredi kartın yok, öyle mi? Hiç yakıştıramadım sana, ayıp, ayıp. Ömer, niye hava atıyorsun abi? Senin var mı? Komik çocuk. Ne oluyor? Arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz şey bir kredi kartıdır. Vay. Abi görüyor musun? Kredi kartı varmış. Ne zaman çıkardın bunu? Ben çıkartmadım pandacığım. Manoş çıkartmış. Ek kart misali. Bir ver bakayım ya. Ama nasıl yani, bir dakika. Bir ver bakayım bir. Ya pandacığım, alo. Şş, ya ne yapıyorsun ya? Bakıyorum oğlum. Öyle değil, nasıl bakıyorsun ya? Bunlar bilgisayar sistemli. Hassas aletler. Daha yavaş ve sakin. Öyle. Ucundan. Böyle mi? Evet. Kevekeli sabahtan beri şişmiş balon gibi dolaşıyorsun. Keramet karttaymış. Abiciğim yarın öbür gün o karta dünyanın parası gelirse ben o zaman görürüm Apollon'u. Böyle fıs diye iner. O beni ilgilendirir güzelim be. Dikkatli kullanacağız herhalde. İnşallah. Alo çiçek taksi buyurun. Evet efendim. Anlaşıldı efendim, hemen gönderiyorum. Sayın Kartlı Ömer Efendi, hadi Sümbül Sokak 5'e. Hay hay Ramço, el üstünde tutarım seni. Çık 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 çık. Mis yerine koklarım seni. Çık 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 çık. Kalbimin sarayları senin. Sen ağlat, ben severim seni. Çık 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 çık. Şuraya bak abi ya. Görmemişin kartı olmuş. Gitmiş kadife kutuya koymuş. Ya ağam, kabahat bunda der ki ya. Bunun el ele kredi kartını veren de. Yani Manolya yengemde bir dirhem akıl varsa ben de ne olayım ha? Vallahi alan razı, satan razı. Ortada gezen çullu tazı. Bize bir şey söylemek düşmez. Celal de geliyor zaten. Tekte de seni geliyor. Oo. Merhabalar.
Merhaba. Merhaba Sebahat abiciğim. Merhaba canım. Abiciğim merhaba. Merhaba. Size sıcacık tost getirdim. Aman aman nasıl acıkmışsın vallahi, tam zamanında geldin. Vallahi yaşadık ablacığım. Bir de çay olsaydı ya. Ah canım benim, istediğin çay olsun. Ben bir daha sefere termosa koyar getiririm çayı. Al telefonu. Pardon. Alo. Merhaba. Ben Arda. Arda Erdemoğlu. Ehliyetiyle birlikte kalbini de aldığın adam. Aa, telefonumu nereden buldunuz? Sen orasını boş ver güzelim. Soruma cevap ver. Yemeğe ne zaman gidiyoruz? Hiçbir yere. Çünkü ben şu an zaten nişanlıma yemek yiyorum Arda Bey. Ayaküstü tost. Ben deniz kenarında balık ve düşünmüştüm. Tosttan daha iyi bir seçenek değil mi? Aa, benim ne yediğimi nereden biliyorsunuz? Bu da amma abarttı ha. Kim bu adam ya? Ben hallederim şimdi. Bakın beyefendi, anlatamadım galiba. Sizinle ilgilenmiyorum. Bakın nişanlım da burada bir tatsızlık çıkmadan gitseniz iyi olacak. Tamam canım, seni üzmek istemem. Nişanlın yokken aradım. Of ya, nişanlım olsa da olmasa da aramayın beyefendi. İstemiyorum ya, aramayın. Niye böyle inat ediyorsunuz? Asıl sen inat ediyorsun. Olsun, benim acelem yok. Zor kadınları ikna etmeyi severim. Bir sorun mu var beyefendi? Yok, memur hanımla sohbet ediyoruz. İyi günler. Görüşürüz. Kim bu adam ya? Aman kimse kim, bitti, boş ver. Ne demek boş ver ya, kim diye sordun? Ya Arda Erdemoğlu'nun öyle biri var ya, o işte. Kim, şu meşhur iş adamı Arda Erdemoğlu mu? Nuray ceza kesmek için durdurmuş. Adam Nuray'la ilgileniyor. Beni görünce hemen gitti. Yoksa ben ona yapacağımı bilirdim. Öyle mi? Tabii. Ben ağzının payını verdim canım. Bundan benim niye haberim olmadı Nuray? Ya şey, önemli bir şey değil, o yüzden anlatmadım. Nasıl önemli bir şey değil ya? Nişanlımın peşinde bir adam dolaşıyor, benim haberim bile yok. Ben bunu bilsem burada salak salak duracağım ama suratını dağıtırdım o ergelenin. Hiç gerek yok oğlum. Oldu bitti, uzatma. Bana bak Nuray, bir daha böyle bir şey olursa haberim olacak, tamam mı? Tamam canım, tamam. Hadi tostlarımızı yiyelim, buz gibi oldular ha. Siz yiyin abicim. Benim iştahım yok. Hadi kolay gelsin. Alayım efendim ben babamızı. Buyurun siz geçin. Şair Ömer der ki, severim zeytinyağlı bakla, artık bir kredi kartım var, sakın korkma. Elimizde bavulumuz var, gidiyoruz otogara. Siz söylemeden ben anladım çünkü bu çıktı falda. Otogara değil şoför bey, havalanına gidiyoruz. Ey Allah'ım. Ey Allah'ım, ne kadar davudi bir ses. Yaraşır. Size bırakın otogarı, bırakın havaalanını, jet üstü yaraşır. İzin verirseniz ben telsizden anons edeyim. Buyurun, buyurun. 09'dan merkeze, 09'dan merkeze. Ramço cevap vermezsen rezil ederim seni herkese. Tridine tridine bandım, havaalanına müşteri aldım, tamam. Anlaşıldı, müşterimize iyi yolculuklar, tamam. Sana bir ay, bana bir ay yetmez gülüm. 11 ay, ha bir ay, al da gülüm. 11 aydan say. Senin sevdan bana kolay, lay lay ninam, lay ninam. Abu Zer oğlum, kapat radyonu da, bir çay getir. Ya hakikaten Abu Zer ya, boğazımız kurudu vallahi burada. Kusura kalmayın ağla, müessesemiz yarım saat hizmet veremiyor. O niyeymiş? Çünkü bardakları çamaşır suyuna bastırdım. Be kardeşim, ben de o koku nereden geliyor diye düşünüyordum ha. Hiç mi bardak kalmadı yani Abu Zer? Yok dedik ya ağam ya, Allah Allah ya. Sana kaç kere söyledim, şu temizlik işlerini biz gelmeden yap diye. Ne kızıyor ağam ya, bizim de iki tane kolumuz, iki tane bacağımız var ya. Ahtapot büyük ya, sıra anca ona geldi. Sıra ona gelmişmiş. Alo, çek taksi buyurun. Evet efendim. Anlaşıldı efendim, hemen gönderiyorum. Kazımcığım hadi bardacık, sokak ne 12. Gittim abi. Ya Kazım abicim ya, sana da çay içmek nasip olmadı vallahi ha. Abu Zer'in işleri oğlum. Allah Allah. Oo, önüne bak be artist. Ya ne sanıyor bu adam kendini ya? Nasıl anladın seni ya? Boş ver Celal. Ben gereken cevabı verdim. Sen kafanı takma. Ya nasıl takmam mavişim ya? Ne diyorsun sen ya? Ya ben boğuveririm o adamı. Vallahi öldürürüm ya. Saçmalama Celal. Her laf söyleyene öldürecek misin? Ya kimse benim nişanlıma göz koyamaz ya. Ben bunu o kendi millete anlatacağım ya. Bak Celal, bir saçmalık yapma sakın. Ya çok sinirlendim mavişim ya. Vallahi elim ayağım titriyor ya. Vallahi ben bunu hazmedemem mavişim ya. Dur be sen de.
Celal hayatım, bırak şu adamı. Durduk yere başımıza derde sokacaksın. Tamam abiciğim, tamam tamam. Ben seni seviyorum abiciğim. Hadi hoşça kal abiciğim. Celal arkadaşım, iyi misin ya? Hayırdır inşallah, ne oldu, bir şey mi oldu? Ya abiciğim, bir iş adamı ya. Arda mıdır nedir bir herif ya. Mavişimi rahatsız edip duruyor ya. Aa. Evet ya, parayla etkileyeceğini sanıyor ya. Ben ona gösteriyorum. Celal, Celal abi, nereye gidiyorsun? Saçmalama ya. Abi ben o densizle konuşacağım ya. Bıraksın Mavişim peşini ya. Burada evladım, telaş etme, otur oturduğun yerde. Oturamam abi. Ben onunla konuşmadan rahat. Yok abi, bırakmaz. Ya, abi bıraksana. Celal oğlum. Yak onlar ya. Yolculuk nereye efendim? Ankara. Aa, Ankara. Ankara, Ankara, güzel Ankara. Dememi bekliyorsunuz ama öyle demeyeceğim. Pardon, niye öyle bir şey bekleyeyim? Şey, hani genelde yani bir yerden bahsedince arkasından böyle bir saçma diyalog kurulur ya, o yüzden şey ettim yani. İş için mi acaba? Hayır, annem hasta. Ameliyat olacak da onun için gidiyorum. Bak bak, geçmiş olsun beyefendi. Sağ olun. Acil şifalar dilerim. Teşekkür ederim. Hay Allah, ne oldu şoför bey? Allah, bismillah, ne oldu bilmiyorum ki, bir dakika. Nedir bu peki? Teker patladı efendim. Hay Allah, şimdi uçağa geç kalacağım. Ben inip de bari başka bir arabaya bineyim. Olur mu efendim, olur mu efendim, hiç gerek yok. Ben iki dakikada değiştiririm, hiç merak etmeyin siz. Hiç merak etmeyin, ben şimdi hallederim. Burada da incin top oynuyor. Ama bak değerli abicim, yani sen etrafa başka taksi gelecek mi şeklinde bakınca açıkçası benim kalbimi kırıyorsun, yani hiç olmuyor. Merak etmeyin, hemen değiştireceğim dedim ben size. Lütfen biraz çabuk olun. Tamam. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bakın ya, yalanım yok. Kaç yıllık taksicilik yapıyorum. Bugüne bugün hiç kimseyi yolda bırakmadım ben. Geçen kış İstanbul'a bir kar yağdı. Yemin ederim size iki tekerlek birden patladı. Beyefendi, lütfen, lütfen biraz hemen değiştirin de yetişeyim. Tamam. Hadi lütfen. Peki efendim. Nasıl geldin? Arda Erdemoğlu nerede? Randevunuz var mı efendim? Randevum yok ama görüşmem lazım. Üzgünüm, randevunuz yoksa görüşemezsiniz. Ne demek görüşemezsiniz ya? Sen benim kim olduğumu biliyor musun ya? Ben Celal Kıraç'ım, Celal Kıraç. Duydun mu benim ismimi ha? Kusura bakmayın, tanımıyorum. Ne demek tanımıyorsun ya? Çekil yolumdan ya. Beyefendi, lütfen beyefendi. Beyefendi, lütfen beyefendi. Gel buraya. Sen kendini ne sanıyorsun ha? Kimsin sen, sen ya? Ne yaptın ha? Sen ne yaptın? Çek elini üstüne ben, çek. Sen benim nişanlımı nasıl ararsın ya? Şimdi anladım. Tostçu nişanlısın. Ulan bir daha ararsan gebertirim seni. Doğduğuna pişman ederim. Ay ay ay, çok korktum. Sen kim buluyorsun da beni tehdit ediyorsun ha? Çek elini. Ben istediğim her şeyi elde ederim. Yok tamam. Ya, yok, seni nişanlını elde edeceğim. Göreceksin, bu yaptığın cezasız kal diyeceğim. Bana bak, bana bak. Gebertirim seni. Vallahi gebertirim. Hak et. Defol. Gorillerine güveniyorsun değil mi? Görürsün sen filmi. Hak edin indir o salağın. Hadi kardeşim hadi. Bir lastiği iki saattir değiştiremedin ama. Ama abi sen kusura bakma ama çok sabırsızsın ya. Sabırsızsın diyorsun. Ya uçağım kaçacak kardeşim, uçağım kaçacak. Hah, bir taksi geliyor. Ama bak çok teessüf ederim abicim, kalp kırmaya devam ediyorsun. Yani o taksiye binip de gidesiye kadar ben seni çoktan havaalanına yetiştirmiş olurum. Vallahi de billahi de son bir daha. Sıktım gidiyorsun. Hay Allah'ım, doluymuş. Gördüğün gibi değerli abicim, sana benden başka kimse de hayır yok. Kardeşim lütfen biraz acele eder misin? Ya ben ne yapıyorum ya, gördüğün gibi ya. Lastik değiştirmek kolay mı zannediyorsun sen ya? Bir de sıkıştırmış. Yani ne yapayım, paslanmış, kir tutmuş. Lütfen biraz, biraz seri ol. Ya bak hiç unutmam, bir keresinde dört tane vida, yemin ederim nemden mi soğuktan mı pas tutmuş. Elimizde böyle şeyler de yok tabii. Normal olarak iki arkadaş... Şunu. Değerli müşterim, sıkı tutunun çünkü uçuşa geçiyoruz. Tutunurum, tutunurum. Yeter ki sen beni uçağa yetiştir hadi. Bakayım. Ya çocuklar, bu Celal adamla konuşmaya gidiyorum diye çekip gitti. Hala ortalarda yok, bir delilik yapmasın. Vallahi ağam, mavişi söz konusu olunca her türlü arızayı yapabilir. Yok be abi, abartma ya. Konuşup geleceğim dedi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Celal, gel bakayım buraya. Buyur abi. Celal? Abo. Ne bu halin oğlum? Yok bir şey abi. Yok işte ya. Yok.
Allah Allah. Ya nasıl yok bir şey ağam ya? Resmen üstünden damperli kamyon geçmiş. Ne yaptın abi? Adama gidip direkt saldırdın değil mi? Saldırırım tabii oğlum, saldırırım. Dur. Maviş mi bakın, o gözlerini oymadığıma şükretsin ya. Ağam sen gözleri oymuşsun oymuşsun da adam arada seni yalnız hışır etmiş bayağı. Ha, o adamlar olmasaydı gösterirdim ben ona gününü. Kendi de bela, adamlarına hışır ettirmiş. Abuzer kes. Tamam. Ben bilirim onu yalnız yakalamasını. Saçmalama oğlum Celal. Diyeceğini demişsin. Belli ki adam belalı. Yeter artık, uğraşma yahu. Aa, alo, çek taksi buyurun. Evet efendim. Anlaşıldı efendim, hemen gönderiyorum. Hadi Erdal, sakız apartmanı. Tamam abicim, tamam. Celal ağam. Celal ağam. Ne de? Diyeyim ki, istiyorsan sana ıhlamur yapayım, sinirleri gevşesin. İstemez oğlum ıhlamur. Benim sinirlerim o adamı aklamadan yatışmaz. Şş, Abuzer bana. Sakın üstüne varma, iyice dellenmesin ha. Tamam. Pizza. Merhaba hayatım, ben geldim. Hoş geldin canım. Buradan geçiyordum, sana da pizza getirdim hayatım. Ay boş ver şimdi pizzayı mizayı Kenancığım, iyi oldu geldiğin. Ah aşkım benim, aşkım. Beni bu kadar özlediğini bilseydim daha önce gelirdim. Dalga geçme Kenan, adliyeye gidip dava dilekçesi vermem lazım. Sen de büroda kalırsın. Büroda mı, ben mi? Unuttum deme sakın. Tanıklar gelecek. Hani sen de onlarla görüşecektin. Ay aşkım benim, tamamen aklımdan çıkmış ya. Ben şimdi Ramazan abiden izin almadım yani. Bu saatten sonra da bir şey söyleyemem. Ya bir tanem beni bugünlük idare etsen ha. Kenan, idare edecek bir şey yok. Birimizin burada olması lazım. Ben iki yerde birden olamam. Ama hayatım yani bir tanem benim durağa dönmem lazım. Niye anlamıyorsun beni ya? Kenancığım ben kendi keyfim için bir yere gitmiyorum. İş bu. Tamam o zaman tanıkları iptal edelim. Sen adliyeye git, ben de durağa gideyim bari. Çok güzel çözümler buluyorsun ama yarın dava var. Tanıklarla görüşmeden davaya nasıl gireceğiz? Of tamam Selcan ya, uzatma lütfen. Ramazan abi arayayım da gelemeyeceğimi haber vereyim bari. İyi olur canım. Beyefendi rahatlayın biraz. Götürüyorum işte sizi. Elektrik keli gibi gerildiniz ya. Kardeşim konuşmayı bırak da lütfen, gaza bas. Ya biz ne yapıyoruz? Ya biz ne yapıyoruz? Hadi polis. Bir sorun mu vardı memur bey? Kadıra yakalandınız beyefendi. Saatte 110 ile gittiğinizi tespit ettik. Ehliyet ve ruhsat lütfen. Olamaz. Memur bey, bakın ben her şeyi açıklayabilirim. Şimdi bizim acilen uçağa yetişmemiz gerekiyordu da. Malum taksiyle gidiyoruz. Uçak da havada, yani havadar olduğu için yetişmemiz imkansız değil mi? O yüzden hız yapmıştık efendim. Bakın polis bey, ben Ankara'ya annemin ameliyatına yetişmek istiyorum. Çünkü ona söz verdim, orada olmak mecburiyetindeyim. Lütfen biraz anlayışlı olun. Evet. Beni de anlayın, ceza kesmek zorundayım. Haklı, ceza kesmek zorundayım. Biraz çabuk yani. Seni yollatıyorum. Yetişemeyeceğim. Annemin ameliyatına yetişemeyeceğim. Merak etmeyin efendim. Benim adım Ömer Şen. Sırtımda götürmem gerekse bile sizi o ameliyata yetiştireceğim ben. O zaman gaza basın ve bir an yetişelim. Bir an evvel yetişelim. Ya biz ne yapıyoruz gergin beyefendi? Biz ne yapıyoruz ya? Ben çıkıyorum Kenancığım. Tanıklardan belgeyi almayı unutma. Of. Tamam hayatım, sen merak etme. Hangi davanın tanıkları gelecek biliyorsun değil mi? Yani Selcan o kadar da değil hayatım. Yani işlerle senin kadar olmasa da ben de ilgileniyorum. Şu boşanma davası için gelecekler değil mi? Aa, gerçekten de biliyorsun. Selcan yapma hayatım. Şaka yaptım şaka. Hadi asma suratını. İnan sana ihtiyacım olduğu için burada olmanı istiyorum canım. Ben hemen işlerimi halledip geleceğim. Sen de durağa gidersin, olur mu? Tamam canım tamam. Hadi güle güle. Hadi sana kolay gelsin canım. Niye durduk ha? Şimdi niye durduk? Yani gavur malı değil o kapı. Dandun çarpıyorsun bu bir. İkincisi de benzinimiz bitti. Benzin alacağız. Allah'ım yarabbim, bu bir kabus olmalı. İnanmıyorum ya. Kullandım ya. Manaş'a söz vermeme rağmen ben kredi kartını kullandım ya.
İnanmıyorum ya. Ya kardeşim bırak şu kredi kartını. Ben uçağı kaçırdım. Yetiştireceğim, yetiştireceğim dedim. Ne oldu ha? İşte uçağı kaçırdım. Bir dakika bekle, bir dakika bekle. Hangisini veriyorum? Allah'ım yarabbim. Tamam beyefendi, yani sinirlenmenize gerek yok. O uçak olmazsa başka bir uçak olur. Tamam öyle olur ya. O zaman uçağın parasını da sen ödersin. Öderiz be öderiz. Ne bağırıyorsun, öderiz. Allah Allah. Bir uçağın parası olsa olsa ne kadar olabilir ki? He? Ne? 110 milyon mu? Nasıl ya saçma sapan uçuş görevlisi arkadaşımız ya? 110 milyon uçak bileti mi olur kardeşim ya? Evet beyefendi, 110 milyon. Ödeyeceksin kardeşim. Ayrıca bana uçağı kaçırdın. Hem ayrıca da söz verdin. Tamam be, öderiz. Öderiz. Öderiz de benim yanımda hiç para yok. Biliyorsun yani benzini bile kredi kartıyla ödedim ben. Tamam bunu da kredi kartıyla öderiz. Ne var? Ödemeyin deme. Öderiz. Neyse, hatanı telafi ettin. Ben gidiyorum. Al, bu da taksi para. Taksi be, taksi para. Allah'ım yarabbim ya, nedir bu benim başıma gelen? Ne yaptım ben ya, ne yaptım ben? Manoş beni öldürecek. Öldürecek. Oo, çok şükür bugün de mesai bitti artık. Hadi atla arabaya da seni eve bırakayım. Aa, yok ben gelmeyeceğim bugün, biraz yürümek istiyorum. Şu Arda denen adam çok canımı sıktı amirim ya. Biraz hava alayım da belki kendime gelirim. Peki sen bilirsin. Bana bak, eğer seni tekrar rahatsız ederse bana haber vermeyi unutma. İşi asayişteki arkadaşlara devrederiz, hallederler. Gerek olacağını pek zannetmiyorum. Aramaz herhalde bir daha. Ama sağ olun. Hadi iyi günler, hadi görüşürüz. Iyi günler. Ya lütfen çekilin yolundan, çok oluyorsunuz ama. Biliyor musun, kızdıkça daha da güzelleşiyorsun. Aa yeter ama, bu işin tadı iyice kaçtı. Bence de. İnat etmeyi bırak güzelim, boş yere benden kaçıyorsun. Kaçmıyorum, sadece sizinle görüşmek istemiyorum, tamam mı? Ama ben istiyorum. Bak, böyle yol ortasında tartışmayalım, tamam mı? Çok güzel bir kafe biliyorum. Orada oturup konuşsak. Bakın benim sizinle konuşacak hiçbir şeyim yok. Eğer biraz daha ısrarcı olursanız bu kibar tavrımı değiştirmek zorunda kalacağım. Sen böyle inat ettikçe ben de senin peşinden koşturmayı sürdüreceğim. Hadi kırma beni. Gidip bir yere oturup konuşalım ha. Ondan sonra söz seni rahat bırakacağım. Tamam konuşun işte, dinliyorum. Burada olmaz dedim ya güzelim. Anlaşıldı, bu konuşma burada bitmiştir. Nereye gidersen git peşinden gel. Eve, nişanlına nereye gidersen git. Bunu yaparım bilirsin değil mi? Hadi gel. Beraber bir kafeye gidip yarım saatçik konuşalım ve bu sorunu çözelim. Bakın sadece yarım saat. Eğer bir daha karşıma çıkarsanız karışmam ona göre. Tamam buyurun. Haydi haydi durma İrdal. Haydi haydi durma İrdal. Haydi haydi durma İrdal. İrdal gülerek sürer. Dın dın. Evet. İyi günler. Nereye gidiyoruz? Kuzgun Cerçeci'm. Tabii. 61'den merkeze Kuzgun Cerçeci müşteri aldım, tamam. Anlaşıldı, müşterimize iyi yolculuklar. Ah canım, tamam. Bir manto bile alamadın bana. Şu soğuk havalarda tiril tiril ceketlerle dolaşıyorum. Ah anacığım, ah söylemişti. Evlenme kızım o adamla. Ondan adam olmaz. Ondan ev erkeği olmaz. Sürünürsün kızım demişti. Ama dinlemedim. İnanamadım. Vay be kardeşim ya. Bu abladan korkulur vallahi. Bana bak, bana, bana. Bana bak. Öyle dışarıya bakmakla kurtulamazsın benden. Saçlarımı süpürge ettim. Yeter be, yeter. Bulmuşsun sessiz adamı. Yüklenip duruyorsun tabii. Ah benim eşek kafam. Ah. Adamda sabır taşı mı var kardeşim? Ağzını açıp tek kelime etmedi ya. Söyle güzel. Ne istersen emret, hemen getirteyim. Hiçbir şey istemiyorum. Peşimizi bırakın yeter. Ama olmaz ki güzelim. Bırakamam. Kalbimi çaldın bir kere. Bakın beyefendi, gerçekten sinirlenmeye başlıyorum. Sinirlen güzelim, sinirlen. Bu halini daha çok beğendiğimi söylemiştim değil mi? Öf Ayşe'cim, vallahi çok yoruldum. Gel şurada oturalım, bir şeyler içip dinlenelim. Ay burası çok pahalı bir yere benziyor Perihan Hanımcığım. Boş ver, boş ver. Ben sana evde çay demlerim, içeriz. Yavrum, şuradan şuraya adım atacak halim yok vallahi. Hadi gel, ben sana ısmarlarım. Ay olur mu canım öyle şey? Olur canım, olur. Ay ne güzel bir yermiş burası böyle. Ay şöyle oturalım Ayşe'cim vallahi. Bir şey içmek istemediğinden emin misin? Evet.
Aa, Nuray değil mi o? Hani nerede? Ay bak orada bir adamla oturuyor. Yanındaki kim ayol? Aa, nereden bileyim ben? Güzelim, inat etme artık. Eninde sonunda benim olacaksın. Ne yapıyorsunuz ya? Bırakır mı sizin? Ay Perihan Hanımcığım, ay gördün mü? Adam Nuray'ın elini tutuyor. Ay gördüm, gördüm Ayşeciğim. Nuray bunu Celal'e nasıl yapıyor anlamıyorum vallahi. Ay ne bileyim ben canım. Vallahi başımdan aşağı kaynar sular indi. Kalk kalk, biz buradan gidelim en iyisi. Evet, evet. Bak senin için polis bile olur. Onu bırak. Bak, ver şunu. Ya kesin artık saçmalamayı. Bakın benim sizinle hiçbir ilgim olamaz. Ben nişanlımı seviyorum ve onu benden hiç kimse ayıramaz. Olayı var güzelim. Herkesin bir fiyatı vardır. Eminim nişanlının da. Sen aşağılık herifin tekisin. Tamam mı? Geri zekalı. Hiç kurtuluşun yok güzelim. Eninde sonunda benim olacaksın. Nişanlım benim nişanlım ya. Ağam ya, Celal Ağam daha ne kadar böyle deli darılar gibi dolanacak? Vallahi bilmiyorum evladım, cesaretin varsa sor. Vallahi hayret bir şey. Yok ağam, almayayım sağ ol. Ben o arada yapacağımı bilirdim ama dua etsin ki ben kavga etmekten çekiniyorum. Yani ben oyuncuyum ya. Yüzüme gözüme dikkat etmem lazım. Ağam, yüzün gözüm zaten hoşaf gibi olmuş. Yani dikkat etmesi mi kalmış? Şşş, Abuzer. Sen Abuzer'i aldırma Celal'cığım. O laf olsun diye konuşuyor öyle işte. Hadi sen git bir yüzünü gözünü yıka, kendine gelirsin biraz. Hadi oğlum. Ne demek kendine gelirsin ya? Yani kötü mü görünüyorum ha? Yok. Onu mu demek istiyorsun? Hayır canım yok. Ben yani ferahlarsın diye şey ettiydim, söylemiştim yani. Evet evladım, o niyetle söyledi ya. Gayet güzelsin ya. İyi tamam, tamam o zaman. Ben gidip yüzüme sıçırpayım. Çırp ağam, çırp. Bol tut suyu. Allah muhafaza bol bol ferahla. Oo, hoş geldiniz yenge. Hoş geldin. Buyurun. Hoş geldin. Merhaba. Ya Ayşe Hanım, sorması ayıp ama hayırdır? Aman hayırmış her mi bilmiyorum Kazım. Ne oldu Ayşe? Ay biz ne gördük bilemezsiniz. Allah Allah. Merak ettim şimdi. Ne gördünüz Ayşe Hanım, anlat. Ay yok, ben anlatamayacağım. Siz anlatın Perihan Hanımcığım. Biz Nuray'ı bir erkekle gördük. Ne? Ne diyorsun yenge sen ya? Nasıl biriydi? Ay ne bileyim ben canım. Kelli ferli, böyle iyi giyimli biriydi işte. Ha, Arda denen adamdı. Kızı rahatsız edip duruyormuş. Celal'in de haberi var. Ay bana hiç rahatsız oluyormuş gibi gelmedi. Ay nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama el ele tutuşmuşlardı. Abo! Ne dedin Ayşe abla sen? Ha? Ayşe abla, ben niye söylemedim? Ayşe abla, çek şuradan. Abla, abla. Ben bir şey demedim. Dedin abla, kulaklarımla duydum. El ele tutuşuyorlardı dedin değil mi? Yok demedim. Dedin ablacığım, duydun abla ben. Duydum, vallahi duydum ya. Dedin hayır, sen. Hayır, demedi. 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 Her şeyi duydum ben ya. Bak Celal evladım. Belli ki ortada yanlış bir anlaşılma var. Nuray kızımız öyle bir şey yapmaz değil mi Kazım? Evet abi tabii yani. Ayşe ben sana ne diyeyim ya? Demek öyle Nuray Hanım ha, alacağım. Dur oğlum, nereye gidiyorsun? Ya Celal. Hesap sormaya abicim, hesap sormaya. Bakalım nasıl açıklayacak bunu Nuray Hanım. Hop. Yani helal olsun yengeler ha. Ortalık zaten karışıktı, iyicene karıştırdınız ya. Bende akıl yok ki. El alemin kadınları çeşit çeşit kıyafetler giyiyor, takıyorlar, takıştırıyorlar. Öyle geziyor herkes. Ama ben bir tane kıyafet almak için 50 kere dil döküyorum. Yazıklar olsun sana verdiğim emekleri. Pardon ablacığım, kusura bakma ama güzel abime çok yüklendin ya. Sana ne kardeşim, sen işine baksana. Ama ablacığım ya, şu güzel abime de yazık değil mi ya? Adamcağız ağzını açıp tek kelime etmedi ya. Ya abi, güzel abi, abicim. Abi bir kelime bir şey söyle lütfen ya. Hadi abi ya. Sana ne ayol? Sen kendi işine bak. Hem şurada dur, ineceğiz sözüm. Tamam ablacığım. Buyurun. Bana bak, ben eve gidiyorum. Bakkaldan iki tane ekmek al gel. Yani pes abicim ya. İnsan kendi hakkını hiç mi savunmaz be abi? Abi bir çift laf etseydin bari. Hiçbir şey söylemedin. Bebe. Abi... Pardon ya, ben bu sizin durumu pek anlayamamıştım abicim. Özür dilerim. Evet abicim. Şimdi anlıyorum ben senin suskunluğun nedenini abicim. Bu kadına ancak senin gibi biri dayanabilir zaten. Be. Allah sabır versin abi. Kolay gelsin abi. İyi günler abi. İyi günler. Kadın abi işte kadın. Bak ne hale getirmiş adamı. Bu adam kesinlikle evlendikten sonra dinsiz olmuştur. Nihayet gelebildiniz Nuray Hanım. Bu saate kadar neredeydiniz? Aa Celal, suratına ne oldu? Tamam. Ne olduğunu sen daha iyi bilirsin. Aa. Neredeydin bu saate kadar? Hiç, yürüdüm biraz. Ha, sadece yürüdün mü? Başka bir şey yapmadın mı? Yok, yapmadım. Utanmadan gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun Nuray. Yazıklar olsun.
Demek senin de bir fiyatın varmış. Celal, ne diyorsun sen? Ne biçim laf o? Arda zamparasıyla kafelerde buluşan kızlara söylenen bir laf Nuray. Boşuna inkar etme, her şeyi biliyorum ben. Mecbur kaldım Celal. Adam peşin bıraksın diye konuştum. Bir saçmalık yapma diye de sana söylemedim. Asıl saçmalayan sensin. O adamın peşine takan da sensin. Senden yüz bulmasa bu kadar ısrar etmeye cesaret edemezdi. Celal, bu kadar da fazla ama çizgiyi açtığının farkında mısın? Sen o çizgiyi çoktan açtın kızım. Ben seni hiç tanımamışım. Parayı seçiyorsan sen bilirsin. Terbiyesiz. Asıl ben seni hiç tanımamışım. Kredi kartını verdim ama içime de sinmedi. Arayayım bir kontrol edeyim ben şunu. Yok. Madem verdim güvenmem lazım. Aramayayım. Merhaba Manolya. Hoş geldin Aynur. Hoş bulduk. Geldin mi Aynur? Ha, geldim Ekrem Bey, geldim. Söyledim CD'leri aldığını. Hepsini aldım bakayım. İşte burada. Bakayım yavrum. Çok güzel. Bana bak Manolya. Bunları al tek tek kaydet yavrucuğum. Bir tanesi kaybolursa maaşlarınızdan keserim ha. Anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı Ekrem Bey. Aynur sen de yeni programa bunlardan ilave et yavrucuğum. Tamam hiç merak etmeyin. Hadi çocuklar oyalanmayın. İşe başlayın hadi bakalım. Tamam Ekrem Bey. Sinir oluyorum ben bu adama. Boş ver aldırma. Bana bak neler aldım. Ne aldın ayol? Çok güzel kışlık kazaklar aldım. Aa ne güzel. Başka renkleri de var mıydı? Var. Ama biraz pahalı. Sen alabilir misin bilemem. Densize bak. Sen aldığına göre ben de alırım demektir Aynur. Yok mu kartım artı mağazanın? Var. Ver bakayım. Yani kararlısın almakta. Niye almayayım Aynur? İstersem üç tane bile alırım. Tamam çek kazaklarını. Ay ne kızıyorsun canım? Alırsam al. Bana ne? Söz. Ya Celal, abi gelsene abi yumurta soğuyor ya. Aç değilim abicim, aç değilim ya. Anlamıyorum abi, niye kendini bu kadar üzüyorsun ya? Abicim benim hayatım kaymış ya, nasıl üzmem kendimi ya? Abi rica ederim ya, bu soğukta bekleyerek hayatım düzelteceğini mi zannediyorsun? Üstelik hasta olacaksın abi, gelir misin lütfen ya? Gel abi ya, aman abi, be. Aman ya. Gelmeyeceğim abicim, ben tokum ya. Aç değilim abi. Abi ısrar etme, yemeyeceğim ya. Yersin abi, yersin. Bak tam senin sevdiğin kıvamda, kayısı kıvamı. Oğlum tokum diyorum, anlamıyor musun ya? Yedim ben yeteri kadar, yedim. Bakın. Ya abi ya sen de taktın mı takıyorsun ha? Ya nasıl takmasın abi ya? Nasıl takmasın adam ya? Nişanlısına göz koymuşlar. Civan gibi delikanlıyı soktukları şekle bak ya. Boş laf oğlum bunlar, boş laf ya. Ben ona yanmıyorum oğlum. Ben Nuray'a yanıyorum ya. Ben gururumun kırıldığına yanıyorum. Ben paspas gibi ortaya atıldığıma yanıyorum ya. Ama... Ya Abuzer yine karıştırmıyor. Ya abi, ya Nuray yengenin bir kabahati yok be abi. Kusura bakma ama sen karıştırdın abi ortalığı. Yani istersen gel bu sorunların hepsini unutalım abi. Kapatalım gitsin ha. Ya nasıl unuturum Erdal ya? Ya adam göz göre göre nişanlımı elimden alıyor ve ben hiçbir şey yapamıyorum ya. Elim kolum bağlı kalıyor ya. Ağam, ağam Celal ağam. Yakışmıyor ama sana böyle ha. Bak sen rahat ol. Doktorun reçetesi bende. Tamam. Of ya. Of. Evet ağalar ve beyler şu elimde görmüş olduğunuz menet baş ağrısı, diş ağrısı, anam. Kulak ağrısı, kalp sızısı, gurur. Ağam sen bir dakika ne edin ya? Ya oğlum ne yapıyorsun ya? Adam bir kadeh içince saçmalıyor. Şimdi iyice ne kötü olacak? Ben bundan kötü olamam oğlum. Nasıl kötü olacağım abi? Dur dur ne ettin ağam sen ya? Şşt. Ağam ben nereden bileyim ya? Ben ne bileyim şifa olsun bir yudum içsin diye getirdim. Abi yapma abi ya. Dur. Razan abi kızıyor burada içki içilmez abi. Canım. Gitarım. Nasılsın kuşum? İyiyim kuşum, hoş geldin. Hoş buldum. Hadi yeme kızım. Öyle mi? O zaman ben bir ellerimi yıkayıp geleyim tamam mı gitarım? Aman öz sorma. Bugün başıma gelmedi kalmadı. Yemin ederim sana sefil oldum bugün. Sefil. Sen bir de benim başıma gelenleri duysan bakayım ne diyeceksin. Ne dedi kuşum? Ay bir şey demedim, yemek hazır, çabuk gel dedim. Geldim. Ay öyle bir acıktım ki. Ben alayım bunu, sen geç kuşum. Peki tamam, nasıl istersen. Geç geç de yemek yerine birazdan azar yiyeceğiz nasılsa. Ne dedi kuşum? Ben azar azar yemekte yarar var diyorum yemeği. Hazımsızlık yapıyormuş. Azar azar kader bize ne yazar yani. Evet. Ömer ben diyeceğim ki. Bir şey söyleyeceğim ama kız. Hadi sen söyle. Yok yok, önce sen de. Ya, üstündeki kazak güzel mi? Bir tanem çok affedersin, görmedim ya. Aman, aman maviş, maviş ne kadar güzel yakışmış. Gel bir öpeyim seni. Oğlum, güle güle gitmişim. Sağ ol, ben bunu bugün aldım. Çok güzel, çok güzel. Şeyle aldım ama, kredi kartıyla. Ne? Kullanmayacaktık biliyorum, söz vermiştik ama Ömer ne oldu biliyor musun? Yeni kız beni sinir edince dayanamadım, gittim aldım. Öyle mi? Ha, kızmadın mı? Yok niye kızayım ki kuşum ya?
İyi yapmışsın be kuşum be. İyi yapmışsın ya. Ya. Tabii ya. Canım sağ olsun canım. Ne olacak ki? Çünkü bugün ben de aynı şeyi yaptım bir tanem. Ne yaptın kuşum? Ben de kredi kartını kullandım. Neden? Bak Manoş bak. Resmen sorunlu bir müşteri bindi, tamam mı? Ben onu havaalanına yetiştirmek zorundaydım. Yetiştiremedim. Böyle olunca da uçak bileti parasını ödemek zorunda kaldım. Ay. Bir de benzinciye uğradım. Ha. Hepsi 130 milyon tuttu. Ay. Ben de kredi kartından ödedim ama mecbur kaldım ya kuşum, mecbur kaldım ya. Seninki biraz fazlaymış ama ne yapalım canım? Ama canımız sağ olsun be kuşum. Tabii be kuşum. Bırak Allah aşkına. Kaç kere geliyoruz şu dünyaya? Hiç. Ama. Ama Ömer bak ben diyeceğim ki sana. Kredi kartı kullanmayalım be. Bize göre değil, beceremeyeceğiz biz. Haklısın bir tanem ya. Haklısın kuşum ya. Bir daha kullanmak yok, tamam mı? Yok, yok, yok. Bu kaza alman iyi olmuş biliyor musun Maroş? Ya. Tabii. Niye ki? Eğer sen bu kaza almamış olsaydın, şimdi şu an yemek yiyip be, beni iyi olacaktın. Hiç, 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 hiç. Ay, Var mı bana yan bakana? Var mı nişanlıma yan bakana? Yok değil mi? Varsa oyarım gözünü. Vallahi oyarım. Vallahi. Abi oyarsın. Oyarım. Abi ne olurdu? Aferin abi ne olurdu? Kıracaksın bir tane. Ah, ne olursun boşuna bağırıp durma ya. Heriflerin ensesi kalın. Bizim onlara gücümüz yetmez. Yetmez değil mi Hamza? Yetmez. Yetmez tabii ya. Ben kimim ki abicim? Ben basit bir şoförüm abi. Şoför. Çok iyiyim. O koskoca Arda Erdemoğlu. Öyle tabii ağam. Şimdi bu devirde para güç demek ağam. Aynur beni param yok diye bırakmadı mı? Hı. Ha? Tabii bırakmadı mı? Tamam abi şimdi beni bırakmaz abi ya. Neyi bırakmaz ağam? Neyi bırakmaz ya? Seviyor ya. Ya ağam bu Arda denen adam senin mavişinin ayağının altına dünyaları serecek. Ya sen daha çeyizin taksidini veremeyin. Ya Abuzer abuk sabuk konuşma. Ne? Abi siz birbirinizi seviyorsunuz. Evleneceksiniz abi bunu düşün sen ya. Evleneceğiz abi. Tabii. Seviyoruz abicim ya. Seviyoruz. Bizi kimse ayıramaz abi. Evet abi. Vallahi kimse ayıramaz. Kimse, abi. Vallahi kimse. O Arda denen adam da ayıramaz ha. Evet abi. Ayırırsa abiciğim ben onun peşinden giderim abi. Ben onu nerede saklamışsa saklansın ben bulurum. Abi. Vur onu ağam ya! Vuracaksın ya! Ya olur mu abi öyle saçma sapan şey? Manyak mısınız siz? Ne demek saçma sapan şey ya? Bizim köy yerinde adettir ağam ya. Biri senin namusuna göz mü dikti? Alacaksın nişanı kaşının ortasına. Çutun hayalen sela imamın kayığı gitti. Namus meselesi ya. Erdo, abi bana silahımı getir abi. Abi saçmalama ya. Abi hep senin silahın yok ki. Benim silahım yok. 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 O zaman abicim sen bana bir silah bul abi. Abi ya. Abi bana silah lazım abi. Bana silah lazım abi. Abi bu nereden bulursan bul. Ya akşamdan silah nereden bulacağız ya? Gündüzden söylesene döşeğin altı kurcalanır, akrabalara haber verilir, bulunur yani. Abuzer kapat çeneni abi yoksa ben kapatacağım ha. Abi bana silah bulun ya, silah istiyorum abi. Bana silah lazım abi. Saçmalama abi ne silahı ya? Ben biliyorum abi. Abi bir dakika ne? Celal abi saçmalama. Abi ben biliyorum abi. Celal Allah. Abi abi gitme ya. Nereye abi? Abi Cevat babama gideceğim abicim. Onun silahı var. Onun silahı benim silahım sayılır abi. Olmaz abi. Olmaz. Olur ya olmaz. Ya Cevat baba. Ya olmaz. Olmaz. Bak bak böyle gideyim bir posta daha sopa yiyecek. Silah da yok. Ya ne silahı ya? Yaptığını beğendin mi? Çekil. Oh. Ya bunlar da bana kızmak için yer arıyor ya. Sanki ben nasihat edeyim. İç değişti sapıttı herif. Abi, abi, güzel abim, kalk abim. Bu vaziyette böyle gidemezsin ha. Giderim ben. Ben seni bırakayım abim. Ben giderim abi. Gözünün yağını yiyeyim, ne olursun abi. Abi, giderim diyorum. Yok, yok, abi, hadi, bırak hadi Celal. Ya. Hadi güzelsin. Ha. Hayatım, yemek nefis olmuş valla. Ellerine sağlık. Afiyet olsun bir tanem. Aa, boşanma davasının tanıkları geldi mi Kenan? Hı-hı. Geldiler bir tanem, geldiler. Görüşme nasıl geçti? İyi geçti, iyi geçti bir tanem. Ben... Görüşmeyle ilgili notları da belgelerle birlikte dosyaya koydum. Sanırım bu davayı kazanacağız. İnşallah hayatım. Kenan, yarın sen büroda olabilecek misin? İki davam var. Aa, yani biraz zor hayatım. Yani ben bugünü idare ettim de yarın durağa gitmem lazım. Hay Allah, büro boş kalacak. Hayatım, yarın için yapacak hiçbir şeyim yok vallahi. Bak bugünden söylüyorum, yarın bir tatsızlık çıkmasın ona göre. Bu iş böyle olmayacak Kenan. Hiç olmazsa bir sekreter tutalım. Vallahi iyi olur ha. En azından biz yokken telefonlara bakar, randevuları falan ayarlar değil mi? Öyleyse ben yarın gazeteye ilan veriyorum. Tamam hayatım, ver. Artık herkes kendi işini bilir. Böylece tartışmamıza gerek kalmayacak. Size tamamıyla katılıyorum avukat hanım. Efendim, ben biraz daha yemek olabilir miyim aşkım? Tabii bir tane. Abi güzel abiciğim. Açın kapıyı. Ya, abi bağırma. Açın. Cennet, açın bağırma. Evin damadı geldi abi, açın. Bağırma. Abi bağırma. Celal bu ne hal?
Şey biraz içti de gelmek istedi, ben de engel olamadım. Öyle mi? Buyurun girin içeri. Ben gelmeyeyim, durakta nöbetçiyim de. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Hadi abiciğim. Hadi abiciğim. Maviçiğim. Maviçiğim. Kimse seni benden ayıramaz değil mi ha? Ayıramaz değil mi? Ha? Sen leş gibi kokuyorsun. Ha? Kokarım tabii. İçtim ben, içtim. Var mı? Var mı itirazın? Var mı? İçtim. Var mı? Gir içeri, ben bir yıldasın hesabını sorayım. İçtim. Yavaş sus. Kimmiş kızım? Benim, ben. Kimse benim nişanlımı elimden alamaz, tamam mı? Kimse benim nişanlımı... Damat! Kimse alamaz değil nişanlımı. Baba yardım et de kaldıralım. Kimse. Şu adama sinirlenmiş, içmiş galiba. Kimse alamaz. Ben bakarım. Sen de yardım et çocuğa. Buraya affet beni ya. Senin de kalbini kırdım ya. Hayatım önemli değil, tamam. Ya Burak, mavişim. Ben adam kadar zengin değilim ya. Ben seni onun gibi yaşatamam Nuray ya. Ama ne olur beni terk etme Nuray. Hayatım bana seni niye terk edeyim? Bir tanesini çok seviyorum ben. Babacığım benim. Yavrum. Babam benim ya. Yavrum. Ben her zaman senin oğlunum değil mi baba? Oğlum, damadım, babam, her şeyimsin. Benim yavrum ya. Benim canım oğlum. Babam. O adam göndermiş. Hay Allah, başımıza iyice bela olacak bu adam. Bir dakika yavrum, şuna bakayım. Annem. Üzerinde kart var mı? Var. Senden vazgeçeceğimi sanma sakın. Daha önce de demiştim. Zor kadınları severim. Saat 9'da peyzaj restoranda akşam yemeğini bekliyorum. Arda Erdemoğlu. Arda Erdemoğlu ha? Seni pisleyin. Ben sana yapacağımı biliyorum. Yeter be! Ya. Ya saçmalama, olur mu öyle şey ya? Tabii olur mu? Saçmalamıyorum. Gel durun ya. Celal! Bırak onu! Çekilin! Çekilin! Celal evladım, kendine gel. Geri git, konuşma. Kendine susun. Gel. Susun. Ya uçak değil ya. Susun. Kimse Celal Kıraç'a paspas muamelesi yapamaz, tamam mı? Sus. Kimse Celal Kıraç'ın mavişini elinden alamaz, tamam mı? Sus. Konuşma. Konuşma bakalım. Celal! Aa, gitti Cevat, bir şeyler yapmalı. Evet, bir şeyler yapmalıyım. Mi sen tostçu? Tostçu ya. Sana nişanlımdan uzak dur demedim mi? Ha? Demedim mi? Ha? Sen de çok oluyorsun be. Çek git, belanı arama. Belayı sen aradın oğlum. Sen benim namusuma göz diktin. At silahı, yoksa vururum. Kesin sesinizi. O gözlerini kurşun dolduracağım, kurşun. Celal. Nuray. Durun, sakin olun. Celal ne olur yapma. Yapma yavrum, hapislerde çürürsün. Bu pislik cezasını bulmalı. Lütfen Celal, bizi kimse ayıramaz. Ben seni seviyorum, seni istiyorum. Ne olur yanlış bir şey yapma, lütfen. Benim hayatımı mahvettin, ben de seni mahvedeceğim.